Şu an benim için bu dünyadaki en önemli şey, hatta tek önemli şey bu bebek. Hemen 10 miligram epinefrini acil edin. Çabuk, 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 çabuk! Çabuk! Hadi Kıvılcım! Hadi Kıvılcım! Hadi Kıvılcım! Açık kardiyaka geçiyoruz. 10 numara bir sürü ver. Ver. Retraktörü hazırla. Hacı Kıvılcım! Gitme! Yapma! Yapma! Günaydın. Günaydın. Ali Bey, kahvaltınız? İkimizin bu kadar şeyi büyüyüp bitiremeyeceği ortada. Beni mutlu etmek için yaptın, anladım. Teşekkür ederim. Ama tostumu yemeyi tercih ederdim. Tam istediğin gibi pişirildi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu senin okumayı en çok sevdiğin tıp dergilerin. Nasıl gelmiş acaba bu eve? Okumak hiç içimden gelmiyor. Peki. O zaman bu da burada dursun. Tam 5000 parça. Hem de görseli insan anatomisi. Ali, benim burnumda bir şey mi var? Aa, palyaço, palyaço, palyaçolardan korkarım, palyaçolardan çok korkarım. Yok, tamam, tamam, yok, hop, bak, hop, gitti, bitti. Bıraktınız kafama da öyle. Terbiyesizler, bu ne bu? Bir şey yok, birinin kafasına geldi, bir şey oldu. Ben bakamayacağım. Terbiyesizlik, ha? Ne yaptınız kafama da öyle? Saklan, 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 geliyor, geliyor, geliyor. Hiç utanma yok mu sizde? Bu kırmızı şey ne? Bu kırmızı attığınız ha? Bakın bakın dağıtmışlar kafamı, utanmazlar sizi. Şşt dur, gülme daha da sinirlenecek. Çok çok komik. Çıldırttınız beni, utanmıyor musunuz? Çok çok komik. Niye kaçıyorsunuz? Ya da gül ya. Güldün ya. Beni çatırmayı soracağım. Sen hep gül. Nasıl bazen düşünüyorum da. Senden önce nasıl yaşamışım ben? Ben bir çocuk tanıdım. Hayatım değişti.
Evlat kan demek değil. Evlat o küçük savunmasız canlıyı canından çok sevmek demek. Benim yıllar sonra hiç ummadığım bir anda bir evladım oldu. Ailesini kaybetmiş dünyanın en yalnız adamı o çocuk. Artık burada bir aile sahibi oldu. Güzel olan ne varsa unuttuğu hepsini bir bir onunla geri buldu. O yüzden sözünü tutacak işte. Ben Adil Erinç, Ali Vefa belirlediğim süre içinde bir hata yaparsa başhekimlikten istifa edeceğim demiştim. İstifa mektubum ekledir. Bu hastane evimdi benim. Bırakmak kalbimi çok kırıyor. Ancak kararım kesin. Kim ne derse desin cevabım aynı. Ali'yi bulduğum ilk günden beri benim yolum o çocuğun yoludur. Kızım. Sen kayıp mı oldun? Sen neden ağlıyorsun? Kızım, senin annen baban nerede? İşte böyle hep kendimizi kuvvetli tutacağız. Kendimizi kuvvetli tutacağız. Her zaman umudumuz olacak ki güzel şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Evet. Bak hava ne kadar güzel. Oh mis, güneşli. Şimdi güzelce işimize gideceğiz. Hava mis. Oh çok. Niye devam etmiyorsun? Nasıl bir şey ya? Senin evini nereden biliyorlar? Bu tamam. Ali sen görme. Görme. Bak ben bunu şikayet edeceğim, tamam mı? Akşam geldiğinde söz veriyorum burada olmayacak, sildireceğim. Bak. Sen. Ali sen katil değilsin. Sen bir bebeğin hayatını kurtardın. Kimsesiz kalan bir bebek. Şimdi ne olacak ona? Bizim niye iki tane soyunma odamız var? Bir iki hisselerimi süpürdü, ayakkabı ve çantalarımız için. İsraf değil mi? Yani benim çantam yok ki o kadar. Benim alanımı kullan. O odayı boşaltalım, yerine belki yatılı bir... Ben bir bebeğe bakamam Ferman. Ben bebek mi dedim? Bilmem. Demedim. Ne dedin? Günlerdir yolunu yapıyorsun, anlamıyor muyum ben? Yok odayı boşaltalım, yerine yatılı bakıcı alalım falan. Ne demek bu? Sen de kaçıyorsun ama konuşmamız gerek. Benim toplantım var. Saçmalıyorsun şu an. Beliz. Beliz, durur musun? Bir dur, lütfen. Ben bir bebeğe bakamam Ferman, niye anlamıyorsun? Hazır değilim. Kimse hazır değil. Bebek büyüten kim hazır oldu bugüne kadar? Alışıyor insan, bir şekilde bakılıyor. Ya hayatımız değişecek, sen nasıl bu kadar rahat olabilirsin? Çünkü başından beri bebek istiyorum. Hep istedim. Biliyorsun. O küçücük şeyin kimsesi kalmadı. Bu hayattaki tek akrabası sensin. O kıvılcımın bebeği. Ya ben ona her baktığımda kıvılcım aklıma gelecek. Ona söylediğim sonra... Öyle olmayacak. Öyle olmayacak.
kere gör. Bir sarıl. Hayır. Son sözüm bu Ferman. Hayır. Hocam. Hocam. İyi misiniz? Ne var? Yardıma falan ihtiyacınız var mı? Oğlum yürü git, istemiyorum bir şey. Yürü. Pardon. Acele et abi. Doktor yok mu? Hadi. Doktor yok mu? Üç numara. Üç numara dedi abi. Acele et. Haydi haydi haydi. Getirdik. Yatağı müdahale almamız etsin lazım. Üç deyince abi. Bir, iki, üç. Fatih. Nedir durum? Fatih Alkanlı. 50 yaşlarda erkek. Araç dışı trafik kazası. Bilinci yerinde değil. Kafa ve omurgasında travma var muhtemelen. Hayatımı kurtardı. Tam çıktık otelden. Adamın biri manyak gibi daldı yola. Fatih beni çekti ama kendi kaçamadı. Eşi misiniz? Fatih. Aspiratör. 70-50 çöküyor. Fatih aşkım ne oldu? Aspiratör. Karın sert değil, iç kanama yok. Fatih. Kaburga kırık. Cerrahiye haber verin. Fatih. Hanımefendi lütfen MR almamız gerekiyor. Sen her şeyimsin benim Fatih. Fatih. Hadi abi koş abi hadi. Ben de senin sözünün neri biri sanıyordum. Sen niye istifa etmedin hala? Ya bir sakin ol. Ayrıca o Beliz'e söyle Kıvılcım'ın tazminatını çatır çatır ödeyecek. Bütün para da bebeğe gidecek. Hancı dinlese. Ve Aliye gelince artık kimseyi kollamaca kayırmaca yok. O herife tavrınız yüzünden başımıza gelenlerden bıktım. Hancı sakin. Sen ne zaman istifayı vereceksin? Artık çatır çatır istifa edeceksin. Çatır çatır. Ya masamda bir adam. Aa, istifam masamda duruyor. Hadi. Başhekimliğin hayırlı olsun. Yalnız Tanju. Ama Aliye söyleme olur mu? Biraz zaman ver ben kendim söylerim. Şimdi çocuğun canı zaten sıkkın. Bir de bununla uğraşmasın olur mu? Bana bak. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Sakın. Numara yapamayacak kadar üzgünüm Tanju. Üstelik sadece sen değil. Hepimiz çok üzgünüz Kıvılcım için.
Günaydın hocam. Haydi, haydi. Gir içeri Ali. Ali gir içeri. Ne bu gevşeklik? Demir nerede? Gelmedi. Uyuyor herhalde. Trafikte kalmıştır hocam. Gelir gelmez Tanju hocanızın yanına yollayacaksınız. Evet başlıyoruz, gelin. Hastamızın adı Fatih Alkanlı, 50 yaşında erkek. Araç dışı TK. Otur, otur, otur. Evet, nedir? Doruk. Kaburgaların cerrahi müdahaleye ihtiyacı yok. Kafatası sağlam. Ama 2 ve 3 numaralı vertebralarda kırık var. Peki ne yapmamız gerek? Nazlı. Kırık vertebralar yerinden oynamamış hocam. Omurgayı vidayla sabitleyebiliriz. Olduğu gibi bırakırsak ne olur? Doruk. Paraplejik. Felç kesin. Solunum sıkıntısı da yaşayabilir. O zaman da selametle. Yani hastayı kaybederiz hocam. Aferin. Nazlı ayrıntılı tomografi çektiriyorsun. Doruk hazırlık sende. Bakalım ameliyat hastayı nasıl boyuyorsun göreceğiz. Ben de gidip ameliyathaneye hazırlayayım. Ali, hiçbir şey yapmıyorsun, yerine oturuyorsun. Doruk hazırlatacak. Ben ne yapacağım? Bugün işin dosya. Bunlarla ilgileneceksin. Ama herkese bir vaka verdiniz bana. Çünkü ben öyle istiyorum Ali. Bugün bir karar verecek pozisyonda değilsin. Nazlı, Doruk, vaka sizde. Hadi. Ferman hocam. Bebeğe ne olacak? Bu seni ilgilendirmez. Çok üzgünüm ama katılmıyorum. Gayet de ilgilendirir. Anlamadım. Söylediklerinizde haklıydınız. Artık kendi ayaklarının üstünde duran bir adam olacağım. Olmam lazım. Bunun için de değer verdiğim şeyleri korumam gerek. Haksız mıyım? O yüzden sizden bir cevap talep ediyorum. Bebeğe ne olacak? Bebeğin neye ihtiyacı varsa ben karşılayacağım. Ve sen hiçbir şeye karışmayacaksın çünkü Tanju hocan gözünün yaşına bakmaz. Anladın mı? Benden nefret mi ediyorsunuz? Hayır etmiyorum Ali. Ama kabul edelim şu ara favori insanım değilsin. Niye satıyorsun Demir'i? Uyuyor denir mi hocaya? Ben mi sattım ya? Sabah gelmeyen o mu? Ali'ye de abuk sabuk isimler takıp duruyorsun. Hangi Ali'ye? Ha Kara Şimşek. Bana baksana sen. Ali benim erkek arkadaşım. Sen de buranın zaptiyesisin galiba. Doruk bizimle uğraşma. Senin için kötü. Üsteğmen Doruk Öztürk, Ankara. Emredersiniz komutanım. Çok komik. Nazlı! Nazlı koş, gidiyor sizin adam. Koş! Koş! Ne oluyor? Ne tamam. Oluyor? Banu Hanım sakin. Kan basıncı değerleri destek ilaçlarıyla istemiyorum. Açılın lütfen.
ayakları yanıyor. Omurga şoku. Ameliyat almamız lazım. Hemen Ferman Hoca'ya, Adil Hoca'ya haber ver. Güneş bir de ondan formu. Tamam. Ne oluyor yani? Ölüyor mu? Hayır, hayır. Merak etmeyin ama biraz durumu kritik. Kırıktaki şiş omurgaya baskı yapmış. Eğer müdahale etmezsek vücut fonksiyonlarını kaybedebilir. Fatih canım. Hop. Sakın yüklenmeyin. Bir santim bile hareket etmemesi lazım. Yoksa felç kalabilir. Aşağıya iniyorlar. Ameliyathanede buluşacaklar sizinle. Banu Hanım, eşinizin ameliyatını onaylıyor musunuz? İmzalamanız lazım. Hanımefendi, felç kalmadan müdahale etmemiz gerekiyor. Evet, lütfen çabuk. Yapamam. Ne demek yapamam? Fatih kocam değil benim. Abla dostum. Ben asistanıyım. Serpil Alkanlı karısı. Onu arayın. Niye kaldırmadın beni? Ben de geç kaldım, görmüyor musun? Uyusana insan gibi, ne işin vardı? Merak ettim Demir, seni merak ettim. Saat 6'da geldin. Yok, bu iş böyle olmayacak. Sen ne zaman uyuyacaksın, ne zaman yemek yiyeceksin? Halledeceğim ben. Halledeceğim. Bak ilk günden patladım. Açı. Babama söz verdim. Demir, adamın iki işe kalkışacağından haberi yoktu herhalde, değil mi? Bağırma bana. Sen bağırma asıl. Bana bak, bundan sonra yalnızsın, duydun mu? Hocam çay nasıl? Bırak şuraya. Afiyet olsun. Adem, bir tane de Demir Bey'e getir. Rica ederim. Kes sesini be! Sen kaçta işe geliyorsun? Saat 12 oğlum. İlkokulun burası. Bir daha olmayacak hocam. Sebebini söyle, sebebini. Bilmem gereken bir şey var mı? Ne gibi hocam? Ne gibi? Onu sen söyleyeceksin Demir. Burada bir şey oldu ve benim bilmem gereken bir durum var mı? Sen her haltı yersin ama geç kalmazsın. Söyle. Yok hocam. Yok hocam. İyi o zaman. Git artık çayını yeni klinikte iç. Bundan sonra uzun süre orada olacaksın. Hocam. Söyle. Heh, bir itirazın mı var? Bir itirazın mı var? Kolay gelsin. Çık. Buyurun doktor bey. Bebeğe bakacaktım. Buraya girmeniz yasak. Tanju hocanın talimatı var. Ha, bebek iyi ama değil mi? Toparladı değil mi? Annesi yanında olsaydı daha iyi olurdu. Bir şey rica edebilir miyim sizden? Acaba bebeği cama yaklaştırabilir misiniz? Sebep? Yeni doğan bebekler en fazla 30 santim mesafesindeki şeyleri görebilirler. Bebek beni görsün istiyorum. Bu hayatta gördüğü ilk insanım ben. Ya sabır. Tamam. Teşekkür.
Merhaba bebek. Ben Ali. Tanışmıştık ilk doğduğunda. Ne haber? Saçma oldu bu. Cevap veremezsin ki. Şey diyeceğim. Ben senin dosyana gizlice inceleyeceğim. Senden vazgeçmeyeceğim. İlgileneceğim seninle. Küçükken yalnız hissetmeyi iyi bilirim ben. Ama sen yalnız kalmayacaksın. Niye biliyor musun? Abi ne olacağım ben senin? Ya tabii. Benim de bir abim vardı. İsmi Ahmet. Tanısan o kadar çok severdin ki. Benim şu dünyada tanıdığım en şahane insandı. Bir de Adil hocam var tabii. Şahane. Bir de Nazlı. Neyse. Abim gibi bir abi olacağım. Kim ne derse desin. Ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim senden. Seni hep koruyacağım. Söz veriyorum. Ne kadar hata yaparsan yap. Ben hep seni tutacağım. Söz. Dünyada Nazlı, Serpil Hanım geldi. Omurgası kırılan hastanın eşi. Gerçek eşi yani. Şu. Oo, bakaya geldi. Diğer abla da gitmedi. Şenlik çıkar biraz da. Video çekmek ister misin tatlı kız? Her şey mi şaka senin için? Bir seni ciddiye alıyorum işte. Öyle mi? Hı-hı. İyi, lafından çıkma o zaman. Konuşmayı ben yapacağım. Sen ağzını bile açmayacaksın. Emredersiniz. Bu konularda iyiyimdir. Alacağım onu mu geleceğim? Geçmiş olsun Serpil Hanım. Doktor Nazlı, Doktor Doruk. Merhaba. İyi mi kocam? Durumu ne? Eşinizin iki vertebra kırığı var. Bunlar omurgasında kalıcı hasarlar bırakmış olabilir. O yüzden acilen ameliyat almamız lazım. Siz ona mı verirseniz? Ne diyorsunuz? Araba çarpmış dediler. Nerede olmuş? Bakalım. Gebze. Nasıl Gebze? Adliyede olması gerekiyordu Bakırköy'de. Duruşması vardı. Bilmiyorum ama siz onu mu yaparsanız sonrasında konuşuruz. Tam olarak nerede oldu dediniz kaza? Galiba bir otel çıkışında. Otel çıkışında. Ne işi varmış otelde? Serpil Hanım eşinizin durumu çok... Kocamı buraya kim getirdi? Yalnız mıydı? Bilmiyorum ama acilen ama... Doktor Hanım! Çok basit bir soru. Eşim buraya yalnız mı geldi? Evet ya da hayır! Tebrikler. Bayağı iyi aldın onu ama. Bayağı iyiymişsin bu işte. Bravo. Evet, son sözü adli tıp raporu söyleyecek tabii ama ben bu çocuğu tanıyorum. Hayır, sen beni dinle avukat. Eğer Kıvılcım'ın yaşama ihtimali olsaydı Ali bu hamleyi yapmazdı. Hayır, onun hapse atılmasına izin vermeyeceğim. Vermem. Yine misin?
Buraya gel kızım, gel gel. Sen aileni mi arıyorsun? Annenle babanı mı arıyorsun? Gel birlikte bul. Yavrum. Alo. Hah, benim. Ya koridorda bir çocuk dolaşıyor. Şuna bir baksanıza. Elinde bir oyuncak var. Gözünde maske var. Annesini babasını arıyor olmasın? Hadi. Bunun da ailesine verin yavrum. Hadi. Hoş geldiniz Serpil Hanım. Çok üzgünüm, çok geçmiş olsun. Sağ ol canım. Duşmanız yok muydu sizin bugün? Ertelememi istedi Fatih Bey. Banu, Fatih nasılsındır? Çok da iyidir. Hakkını ödeyemeyiz. Ben de çok iyiliğinizi gördüm. Kibarlık yapmana gerek yok canım. Seni biliyoruz. Geçen sene Paris'te bir fuar vardı. Ben gidemedim. Banu gitti mesela. Sağ olsun ailemiz için elinden gelen her şeyi yapar. Elimden geleni yapıyorum. Otelde de yaptın mı elinden geleni? Efendim? Seni yılan. Var. Hop. Hanım bak sakin. Bırak. Hastane bırak. Hanımefendi lütfen. Tamam sakin olun. Hayır. Lütfen bir şey yapmayın. Yerleteceğim seni. Onu öldüreceğim. Sen hadi. Sakin ol. Beni bırak. Ya sakin ol diyorum. Tamam. Çıkın isterseniz. Daha da sen olmuş. Bırak. Yakışmıyor gerçekten. Banu Hanım siz bilirsiniz ama bence gidin. Hadi. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Evet, dağılın. Hadi. Hasta yakınlar arasında bir mesele çıktı hocam. Ameliyat. Ona mı alamadık henüz yaşında? Nasıl alamadık Nazlı? Ben mi ilgileneceğim her şeyle? Durum acil, kritik. 2 dakika içinde kontrole geleceğim. Gidin o anamı al, çabuk. Hadi. Hemen hocam. Sakin ol. Sakin. Serpil Hanım. Bakın hastanedeyiz. Bırak. Koskoca 20 yıl ya. 20 yıl! Sakin olun, söz verdiniz. Tabii. Sakin olun lütfen. Serpil Hanım. Sakin olun. Serpil Hanım çok haklısınız. Sizi anlıyorum. Çok haklısınız. Ama hiç vaktimiz kalmadı. Eşinizin belden aşağısı felç kalabilir. Ama yaşayacak değil mi? Ne demek yaşayacak ama değil mi? Yoksa imzalamayacak mısınız? Evet, tamam yaşayabilir. Ama kendi kendine nefes bile alamayabilir. Hatta onun yanında bir sürü başka şey de olabilir. Serpil Hanım ameliyat etmeden bilemeyiz. Madem bir halt yedi, kendi ödeyecek bedelini. BP çıkıyor. Tamam, artık onama ihtiyacımız yok. Yasal olarak biz müdahale edebiliyoruz. Hadi. Ne oluyor? Hayır. Hanımefendi siz kenara çekin. Hayır, kenara hayır yapamazsınız. Serpil Hanım, güvenlikleri çağırmak zorunda kalmayalım. Siz de zor durumda kalmayın, biz de hadi. Yapamazsınız, ben avukatım. Onam vermiyorum. Bu bir halt ediyse bedelini ödeyecek. Ben hala şu an konuşamıyor muyum? Sakın. Hadi. Hayır, bırakmayacağım. Hayır, götüremem. Merhaba, ben Doktor Ali Vefa. Neden bu kadar kızgınsınız? Çünkü kocam asistanıyla kırıştırıyor. Kırıştırmak? Kırıştırmak.
Ne oluyor? Siz hormon tedavisi mi görüyorsunuz? Kollarınızda iğne izi var. Boynunuzdaki kızarıklık da onu işaret ediyor. Siz tüp bebek sahibi mi olmak istiyorsunuz? Haydi. Üç kez denedik. Bu son şansımız. Kocamın ne yaptığını anlıyor musunuz şimdi? Bu haldeyken ben beni kadın olarak görmüyor. Ama siz çok güzel bir kadınsınız. Eşiniz bir hata yapmış. Bence onu affetmelisiniz. Bir hata 90 kez mi yapılır? 1 milyon kez de yapılır. Eşiniz çok pişman. Nereden biliyorum derseniz... ben de çok pişmanım. Tercihlerim yüzünden değil. Çok sevdiğim bir hocama ihanet ettiğim için. Hocam bana güveniyordu. Ne yapmam gerektiğini söyledi ama... onu dinlemedim. Hastamız öldü. Hocam ceza aldı. Belki beni hapse atacaklar ama ben buna üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm şey... hocamı hayal kırıklığına uğrattım. Yine. Peki çok sevdiğiniz hocanızı neden hayal kırıklığına uğrattınız? Bebek için. Anne ve bebek kritik durumdaydı. Ben bebeği kurtardım. Bence eşinizi affetmelisiniz. Çocuğunuzun babası sakat olmasın. Bebeğiniz için. Yapın ameliyatı. Tamam. İyi o zaman. Oğlum sen nasıl bir adam çıktın ya? Bu bayağı akıl küpü. Ben de istiyorum o bir bakıp her şeyi anlama şeyinden. Bana da yapacaksın, söz ver. Söz mü? Hadi ya, oyalanma. Söz ver. Söz mü? Oyalanıyor, hadi. Aç. Ha? Seni kahretmesin kızım. Sen niye böyle insanları sessiz sessiz gelip korkutuyorsun? Kızım git baktır. Geçenlerde ben teklif edemedim ya olaylardan. Bugün artık kesin edeceğim yani, öyle düşünüyorum. Böyle bir şey hazırladım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş Güneş ya. Ya. Peki Güneş. Bir şey soracağım. Sen bunu niye erkek soyunma odasında kurdun? Çünkü benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Acaba Hela'ya mı?
kursaydım canım. Elindeymiş gel. Ben göstereceğim. Ya aşk olsun ya. Gülüyorsun ya. İnsan arkadaşına bir destek olur ama. Ya ne yapayım? Hocalar bir tek buraya girmiyor diye buraya kurdum. Tamam sen merak etme, oldu bu. Ya sahi mi söylediniz? Evet. Birinin şansı bile yok. Ya ne kaynatıyorsunuz, ne bu? Bu formu alıp erkekler soyunma odasına götürmüş. Kafa kalmadı senin yüzünden. Vallahi ya kusura bakma. Nasıl unutmuşum onu ben öyle. Ne oldu ya, bir plan mı var akşam? Evet var. Akşama bir plan var. Ne yapacağız? Ya söyleyemem. Ama hayatının en güzel gecesi olabilir. Ama merak ettim şimdi. Bir tane ipucu ver, bir tane lütfen. Olmaz. Nasıl olmaz ya, çatlarım ama bak. Çatla. Çatlayıver. Çok kötüsün. Kötüyüm ha? Kötüsün. Ben kötüyüm. Kötüsün. O zaman ben kötüyüm. Bak ya. Ben kötüyüm. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Gel tamam, ben şurada söyleyeceğim. Adil hocam. Küçük kızı bulamadık maalesef. Ne demek bulamadık? Her yere baktık hocam, öyle bir kız yok. Yahu koridorda kaç kere karşılaştım. Kamera kayıtlarına baksaydınız ya. Yalan mı söyleyeceğim size? Baktım zaten kameralara hocam. Al işte orada. Çekil şuradan, çekil. Kendi işimi kendim hallederim. Kızım, kızım dur. Dur yavaş. Yavaş kızım dur. Ben sana yardım etmek istiyorum. Kızım dur, dur. Tamam, kızım. İşte yakaladım seni. Kızım, ben bu hastanenin başhekimiyim. Sen iyisin değil mi? Hasta falan değilsin. Ay, başım çatlayacak gibi. Bir bak bakayım bana. Adın ne senin? Tanımadın mı beni? Çıkartacak gibiyim ama. Gerçekten tanımadın mı beni? Baba, 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 baba. Çok özledim baba. Kızım. Yavrum. Ama... Ama sen bu yaşta değilsin ki. Sen çoktan... Sonuçlar çıkınca? Hastayı direkt bana gönder, ben kendim. Hocam. Hocam
Bir şey mi oldu? Hocam! Hocam! Efendim? Nerede? Ben hemen geliyorum. Hemen. Merhaba. Buradayım. Yanındayım Adilciğim, buradayım. Hocam. Evet, Eylül. Dur. Koridorda baygın bulmuşlar. Tansiyon 17'ye altında, hız 55. Yan yatır. Yavaş. Dur. Taşı yüksekte kalacak. Yüksek. Kaldır. Tuttum, tamam tuttum. Gel böyle. Acele ediyoruz. Geldim hocam. Devam. Hocam geldim. Sola dön. Dikkatli. Hocam buradayım. Yavaş olun. Dikkatli. Ferman! Birinci kapalı mı? Yer açık. Komas koru yedi. Peki son zamanlarda şikayetçi olduğu bir şey var mıydı? Başım ağrıyor diyordu. Hemen. Çabuk. Gülüm. Ali'yi bul. Haber olmayacak hiçbir şeyden. Biz bir şey öğrenene kadar haber olmayacak. Tamam hocam. Sen giremezsin. Hayır, ben de girmek istiyorum. Selvi Hanım, çok yakınısın, alamam. Bu bir emirdir. Ali, nerede ki? Siz bırakır mıydınız Kıvılcım'ı? İmkanınız olsa başında durmaz mıydınız? Elini tutmaz mıydınız? Yanında olmaz mıydınız Tanju hocam? Cevap verir misiniz lütfen? Tamam, geç. Tamam. Arkadaşlar, ameliyathaneyi hazır tutun. Bir yoğun bakım odası istiyorum. MR'a hiç kimse alınmayacak, tamam mı? Haluk Hoca'ya da haber verin. Hadi fırlayın arkadaşlar, fırlayın. Ali. Gül sekreter, herkes nereye gidiyor böyle? Bir hasta geldi, her zamanki gibi acil durum işte. Nasıl ya? Hangi hasta? Ben de yardım edeyim, yardım edebilirim. Hayır, onlar hallediyorlar zaten, kalabalıklar içeride. Ya ben fikir verelim. Yoksa bizden biri mi? Hayır Ali'cim, öyle bir şey yok. Sadece sana ihtiyaçları yok, lütfen. Sakin ol, tamam mı? Ya neden bana söylemiyorsun? Ben bu hastanede doktor değil miyim? Tabii ki öylesin, olur öyle şey. Koş, acil durum, gel benimle. Ben de doktorum. Ali'cim, Demir'e yardım et Ali, lütfen. Ali, hadi koş. Boğaz ağrısıyla geldi. Muayene de hapse buldum. PET'si de burada. Peritonsiller hapse. Evet, hem de çok pis bir yerde. Her an patlayabilir. Boğazına enfeksiyon dolar. Hemen hapseyi boşaltmamız lazım. Biliyorum abi, de ne tek lokma bir şeydim, ne tek gram uyudum. Yani bitik durumdayım abi. İnce iş yapacak durumda değilim. Ben yaparım. Adilciğim. Ben yanındayım. Çok iyi olacaksın, tamam mı? Her neyse iyi olacaksın. Yanındayım canım. Canım. Arif Bey merhabalar. Ben Doktor Ali Vefa. Boğazınızdaki apseyi boşaltacaktım. Uzanabilir misiniz? Lütfen. Evet. Tamam. Hiç kıpırdamamanız lazım. Ağzınızı açın lütfen biraz daha. Evet. Apse ses telleriyle katütik arterin tam arasında yer alıyor. Eğer ses tellerinize dokunursam sesinizi tamamen kaybedebilirsiniz. Ama korkmayın. Bu benim ilk öğrendiğim cerrahi işlemdir. Adil hocam bana öğretti. Evet. Biraz daha açın ağzınızı. Ben panikleyince çok bağırdığım için küçükken bende de aynı hapseden çıkmıştı. Adil hocam artık müdahale etmemiz gerektiğini söyledi. Ama ben çok korkuyordum. Ağlıyordum. Adil hocam bunu sadece bir çikolatalı dondurma gibi düşün dedi. Yapacağımız tek şey çikolatanın içini boşaltmak. Evet, şimdi başlıyorum. Evet. Sakin ol. Hapse duvarına yaklaşıyorum. Korkmayın. Şimdi. Tamam.
Çikolatayı buldum. Az kaldı. Çekiyorum. Ağzınızı biraz daha açın. Evet. Bitti. Rahatlayın. Tamam. Ağzınızı kapatabilirsiniz. Geç. Geç bunda. Kal. Geri gel. Geri gel. Ne oldu? Nasıl olur? Ne? Ne gördünüz Ferman? Benim de çocuğum var. Hayır ya. Oldu mu hocam? Yan çevir. Yan çevir, çevir. Spanç, spanç. Daha fazla spanç. Daha fazla spanç. Korkmayın. Korkmayın. Bende de böyle oldu. Adil hocam da karıttı, dokunmuştu. Ama geçti. Tamam, geçecek. Entübe edelim mi? Hematom yayılmıyor. Hava yolu açık. Entübeye gerek yok. Azıcık kaldı. Azıcık kaldı. Dayanın. Evet. Birazdan kaldıracağım baskıyı. Evet. Ses telleriniz iyi durumda. Antibiyotik ve analjezik verildi. Geçmiş olsun. Bana değil, Adil hocama teşekkür etmeniz lazım. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Ya bu kadar büyük bir tümör nasıl belirti vermez? Adam beyin cerrahı. Anlamaz mıydı yani şimdi? Anlamaz. Kilavuz tümörü çok geç belirti verir. Tedavi edilebilir ama değil mi? Çok zor. Beyin küresinin tam merkezinde. Maalesef. Hayati yapılara çok yakın. Solunum, görme, konuşma, hareket. Ameliyat çok zor. Ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz mi böyle? Hemen bir anjiyo yapalım. Tümörü besleyen damarlar aynı zamanda sağlıklı dokuları da besliyor mu görelim. Besliyorsa? O zaman açmamıza bile gerek yok. Ya Ferman, sen felaket tellalımız. Bak o ameliyatı yapacağız ve Adil Hoca kurtulacak. Haluk, sen omurga ameliyatına gir, ben de anjiyo yapacağım. Tamam. Yüzsüzlüğünde bu kadarı. Sen hala burada mısın? Özür dilerim, ben ameliyathaneye girdiğini görünce merak ettim. Ben gideyim en iyisi. Otur aşağı. Madem geldin dinleyeceksin. Neden ya?
Seni işe aldık, evimize aldık. Onca yıl aileden biri gibiydin. Çocuk yapmaya çalıştığımızı da biliyorsun. Nasıl yaptın bunu? Özür dilerim. Dileme. Kadın kadına bunu yapar mı? Beni aldatan seni aldatmaz mı? Biz birbirimizi seviyoruz. Aşk yani, öyle mi? Madem aşıksın cevap ver o zaman. Ameliyattan sonra doktorlar büyük ihtimalle yürüyemeyecek dedi. Hatta kendi kendine nefes bile alamayabilirmiş. Bu ne demek biliyor musun? Onu sen besleyeceksin. Sen giydireceksin. Duşunu sen aldıracaksın. Tuvalete sen götüreceksin. Gerçekten bu kadar aşık mısın Fatih? Bak Banu, ben her şeyden geçmişim. İster kal, ister git. Benim için fark etmez. Ama sen kalacaksan niçin kaldığını iyi bil. Peki siz ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Ben 20 yıl bu adamı sevdiğimi sandım. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey öğrendim, inanamayacaksın. Diğerleri nerede? Anjiyodalar. Tıbbi vekaletname. Selvi getirdi. Bu bilgiler ışığında hasta Adil Erinç vekaletini Samsun doğumlu Ali. Kararı Ali'ye mi bırakacağız? Adil Hoca ameliyat olacak mı, olmayacak mı Ali karar verecek. Bebekciğim! Bebek! Bebekciğim bak! Bak bebekciğim! Bak! Hop bebek! Hop! Bebekciğim! Buradayım! Bak bana! Ali Bey, ne yapıyorsunuz? Yeni doğan bebeklerin parlak ve hareket eden cisimler dikkatini çekerler. Uzaklaştırdınız bebeği benden. Ne yapayım? İlgisini çekmeye çalışıyorum. Bebekciğim, buradayım bebekciğim. Temas ediyor musunuz delikten? Temas etmek bebekleri rahatlatır. Temas ediyor musunuz? Dokunuyor musunuz bebeğe? Bebekciğim! Bebekciğim! Bak ben buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim, tamam mı? Bırakmayacağım seni. Buradayım ben. Alırım balon yine ben sana. Alırım. Bebek! Bak, 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 bak. O beyinci kimdi ya? İki dakikada omurları tespih gibi dizdi çıktı. Haluk Hoca. Tanju Hoca'nın arkadaşı. Ama normalde burada olmaz yani. Eğer Haluk Hoca buradaysa... çok ciddi bir beyin vakası var demektir. Vallahi alırım bir daha. Ben gideyim Tanju Hocama yalakalık yapayım. Bir de söylüyorsun utanmadan. Ne utanacağım ya? Ameliyata girmek istiyorum ben. Beni hiç boş bırakmasınlar. Bitmeyen ameliyatlar versinler bana. Nazlı. Açit. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Açit. Nur tanem, nur tanem. Abi kuş.
kuzusu bir tanem. Minik minik elleri varmış. Pırıl pırıl gözleri varmış. Uyku vakti gelince abisinin niye söylermiş. Nar tanem, nar tanem. Abi kuzusu bir tanem. Nur tanem, nur tanem. Abi. Peki. Hah, Nazlı. Nazlı, iyi ki geldin Nazlı. Bak Nazlı, bebeğe hala bir isim koyamadılar. Sen bir isim bulursun. Sen güzel isim bulursun. Sen bir isim bulsana. Benimle gelsene. Nereye? Gel sen. Niye üzgünsün? Hadi gel. Önemli bir şey mi Nazlı? Bak eğer sürprizse beni biliyorsun, tanıyorsun. Ben sürprizleri sevmem. Sürprizlerden hiç hoşlanmam Nazlı. Söyler misin lütfen ne olduğunu? Hocam. Ali. Ben bir şey yapmadım. Ceza vereceksiniz. Ben bir şey yapmadım. Hayır Ali. Ali. Hayır. Sen gel bir. Bir dinle. Gel. Kızacaksınız değil mi? Bağıracaksınız. Kızmayacağım. Gel. Ali. Otur. Hadi. Ali. Gel. Bana güveniyor musun? Bir cerrah olarak. Evet. Siz benim gördüğüm en iyi cerrahsınız. Pardon Tanju hocam. Hastanemizin olanaklarını da biliyorsun Beliz Hanım, sağ olsun. Bütün ekipmanımız son teknoloji. Evet. Ayrıca sıra dışı eğitim modellerimiz var. Ben ve Tanju hocam yurt dışında eğitim aldık. Ve bütün branşlarda rotasyon yaptık. Evet, hepsi Adil hocamın sayesinde. Niye bakıştınız? Aynı fikirde değil miyiz? Şunu demeye çalışıyorum Ali. Yani bu hastaneye bir hasta gelse, durumu ne olursa olsun onu kurtarma şansımız var. Biliyorsun değil mi? Evet, tamam. Hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinizden. Bulmaca bilmece gibi konuşuyorsunuz Ferman hocam. Nasıl bir hasta? Teorik bir hasta mı bu? Eğer teorik bir hastaysa bizim hastanemizin yapabileceği bir şey yok. Eğer teorik bir hastaysa hastanın durumu... Adil hocanın beyninde tümör var Ali. Yalan söylüyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Yalan, yalan. Ali. Böyle bir şey olsa, Adil hocamın başına böyle bir şey gelse ben görürdüm. Kesinlikle görürüm. Adil hocamın başına böyle bir şey gelecek, ben görmeyeceğim ha. Bir belirti olurdu, bir belirti olurdu. Ben görürdüm bunu. Kesinlikle görürdüm, anlardım. Belirti göstermeyen bir tür Ali. Belirti göstermeyen bir tür. Ve inan hepimiz çok... Hepiniz çok de. Hepiniz çok de. Hepinize babalık mı yaptı? Ha? Aileniz sizi sokağa attı, Adil hocam mı baktı? O mu tuttu elinizden, o mu yardım etti size ha? Hepiniz de. Ne? Yok yalan, yalan söylüyorsunuz. Ha? Kıvılcım Hanım'ı seçmedim, beni kandırıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz, yalan, yalan söylüyorsunuz. Ali. İnanmıyorum size. Nazlı koş, koş, koş.
Sen bana yalan söylemezsin. Asla. Adil hocamın beyninde tümör var mı gerçekten? Kötü. Kılavuz. Neresinde? Beyin küresinin merkezinde. Beyin cerrahı Haluk Hoca dedi ki ameliyat çok riskli olduğunu söylemiştir. Ameliyattan çıkamayabilirmiş. Ali, bu yüzden bir karar vermek lazım. Bu kararı da senin vermen lazım. Adil Hoca. Tıbbi vekaletname bırakmış. Yani eğer başına bir şey gelirse ne olacağını senin karar vermeni istemiş. Ben duramam. Benim bir şey yapmam lazım. Ablacığım, ablacığım. Hayır. Ne olur yapacak bir şey yok. Ne olursun. Arkana yaslan. 2 saniye dur. Ne olur. Bak elimden hiçbir şey gelmiyor ya. Hiçbir şey gelmiyor elimden. Ben bir sürü tümörle hasta baktım. Kaç tane. Hepsini gördüm. Gözlerimle izledim ne olduğunu. Şimdi onların hepsi Adile mi olacak? Ben böyle duramam. Abla. Canım, düşeceğim. Ali'ye ameliyat demezse? Diyecek. Ameliyat diyecek. Yapıyoruz ameliyatı.
Ali ameliyatı biz de istiyoruz. Ama riskleri konuşmamız gerekiyor çünkü burada hayatı tehlikede olan Adil Hoca. Gideceğiz o riskleri. Yöntemleri konuşalım. Transorbital. Transorbital çok riskli. Göz küresinin içinde bulduğu kemiklerden girersek ameliyattan sonra göremeyebilir. Peki transoral? Yani tutaktaki kemiği kırıp oradan girelim. Olmaz. Yeteri kadar cerrahi alanımız yok. Olmaz. Peki tümörü besleyen damarları tıkasak? Çok yakın. Çok yakın. Hayati fonksiyonu besleyen damarlara çok yakın. Olmaz. Başka bir yol. Başka bir yol bulacağız. Peki geriye ne kaldı? Ha? Bir yol vardır. Mutlaka vardır. Bulacağım. Ali. Bulacağız hocam. Bulacağız. Ali Bey'in cerrahiyle konuştuk. Bu operasyonun risksiz bir tarafı yok. Üçümüz de zor olduğunu gayet iyi biliyoruz. Adil Hoca ameliyattan çıkamayabilir. Hayır bir... Ali çıksa bile engeli kalabilir. Bir yol mutlaka bulacağım. Bir yol vardır mutlaka vardır. Mutlaka bir yol bulacağım. Ali. Bulacağım mutlaka Ali. Bulacağım. Benimle gel. Bir yol var. Mutlaka bir yol var. Bir yol bulacağım. Bir yol bulacağım. Beni iyi dinle. Adil Hoca kararı sana bıraktı. Ali, bu hayatım konusunda istediğini yapabilirsin anlamına gelmiyor. Bu bir karar veriyorken beni de düşüneceğine inanıyorum, güveniyorum demek. Benim için en doğru olanı seçebileceğine inanıyorum demek. Anladın mı? Anladım. Düşündüm, düşünüyorum. Yapıyoruz ameliyat. Ali, ameliyatı ben de istiyorum. Adil Hoca kurtulsun istiyorum. Ben ne zaman ameliyattan kaçtım? Ne zaman? Ama en azından düşünmemiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ameliyat riskli. Operasyonun sonunda Adil Hoca... kör kalabilir, sağır kalabilir. Felç olabilir. Adil Hoca bunları ister miydi? En azından onun adına bir kere düşünmemiz... Siz beni dinleyin asıl. Ben bir sürü insana göre eksiğim. Kör değilim. Ama bazı şeyleri göremiyorum. Sağır değilim. Ama bazı şeyleri duyamıyorum. Duysam da anlamıyorum. Bacaklarım beni istediğim her yere götürmüyor. Felçli gibi oluyorum bazen. Peki siz şimdi söyleyin. Sizce ben de yaşamayı hak etmiyor muyum? Şu sıralar hayattaki en favori insanınız ben değilim biliyorum. Ama soruyorum size. Aynı şey benim başıma gelse, risk ne olursa olsun. Siz beni kurtarmayı denemez miydiniz? Denerdim Ali. O zaman yapıyor muyuz ameliyatı? İşte bu, bravo size. Doğru karar. Evet, doğru karar. Yapıyoruz, harikasınız. Yapalım. Sırası mıydı şimdi? Ha Adil. Tam herkese söyledik, rahat edecektik. Oldu mu şimdi bu? Hani ikinci bağrım diyordun bana. Ne oldu? Aşk olsun. Ama sen bir uyan. Baksana nasıl küseceğim. Çekeceğin var elimden. Çok fena dargınım sana. Ama yine de sakın bir yere gitme olur mu? Ben daha yeni buldum seni. Sakın bir yere gitme.
Lütfen. Anel. Efendim. Adil. İyi misin canım? Ben hemen geleceğim. Hiç merak etme, hemen geliyorum, tamam mı? Erman hocam, Adil uyandı. Ne? Ha? Adil hocam. Adil hocam. Ben de seni çocuk, ben de seni. Hocam çok korktuk. Çocuklar, bizi Ali ile bir baş başa bırakır mısınız lütfen? Tabii. Selvi, sen sonra yine yanıma gel olur mu? Geleceğim tabii. Tabii tabii hocam. Tabii. Hocam. Ali, en doğrusunu sen söylersin. Ne kadar vahim çocuk. Erman, hocam uyanmış. Evet, uyandı. Değişen bir şey yok, durum hala kritik. Ne yapacağız? Ali ile konuşuyorlar içeride. Ve ne diyeceğini az çok tahmin edebiliyorum. Ne diyecek? Eğer hocamı birazcık tanıyorsan ameliyatı istemeyecektir. Demek öyle. Hayat ne kadar hayta değil mi? Beyin cerrahı beyin tümöründen ölür. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey olmayacak. Hayır, hayır, hayır. Ben iyileştireceğim onu. Hocam, ben iyileştireceğim onu. Ali. İyileştireceğim. Ali buraya gel, buraya gel. Hayır, hayır. İşte bile değil. İşte bile. Ali, yapma bunu. Hocam, asıl siz yapmayın. Bırakayım ölün, öyle mi? Yapamam hocam. Yapamam hocam. Ben böyle bir şey yapamam, yapamam. Ali, ben bu ameliyatlardan kaç tane yaptım biliyor musun? Ne olacağını bilmiyor muyum? O yüzden sen söyle işte. Hocam yapamam. Ben böyle bir şey yapamam hocam. Yapamam. Bulurum. Bir yol bulurum ben. Ali. Ali gel buraya. Gel. Hadi çocuk. Hadi gel söyle hadi. Hadi Ali. Hadi gel. Gel söyle hadi. 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 Hadi, söyle. Ameliyattan sonra daha eskisi gibi olmayabilirsiniz. Bazı fonksiyonlarınızı da tamamen kaybedebilirsiniz. İşte bu yüzden. Senden istediğim tek şey. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, olmaz. Ali. Olmaz. Ali, Ali yanıma gel. Ali. Ali bak, midem bulanıyor. Beynimin baskısı artıyor. Lütfen Ali, Ali. Ali. Benden böyle bir şey istemeyin, tamam mı? Hayır, hayır, hayır. Ali. Hayır, hayır. Ali buraya gel. Ali. Gel buraya. Ali. Ali. Yanıma gel. Yanıma gel çocuk. Thank you.
Sen bana çok güzel bir hediyeydin çocuk. Sen bana yepyeni bir hayat verdin. Asıl siz bana verdiniz bir hayat. Sen çok güzel bir şeydin. Hala da öylesin. O yüzden senden istediğim tek şey, şu anda neyse hep öyle kal. Sizden sonra aynı kişi olamam ki. Ne isteyeceğimi çok iyi biliyorsun değil mi? Hayır. 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 Yapamam. Hayır yapamam. Benden böyle bir şey istemeyin. Yapamam. Arkadaşım yapamam. Tamam Ali, sen yapamazsan ben yaparım o zaman. Hayır yapamam. Selvi. Hayır. Selvi. Canım iyi misin? İyiyim. İyiyim Selvi. Bana bir tane tedavi red formu getirebilir misin? Anlamadım. Canım. Rica ediyorum, ben sana daha sonra açıklarım. Bana bir tane tedavi red formu getir. Adil, böyle bir şey yaparsan seni asla affetmem. Canım lütfen, bak ağrım var, hadi. Adil, baksana söylüyorum, eğer böyle bir şey yaparsan seni iki dünyada da affetmem. Selvi getir şunu. Hayır, hayır. Ali şu telefonu ver. Adil hocam, hocam siz beni bilmiyor musunuz ha? Bana güvenmiyor musunuz? Bana güven. Ben sizi mutlaka, 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 hayır mutlaka. Ya bu benim hayatım. Beyin cerrahıyım ben. Başıma ne geleceğini bilmiyor muyum? Ben öyle yaşamak istemiyorum. Hadi. Hadi ver. Şu telefonu ver Ali. Ali, telefonunu ver. Evet. Hocam siz haklıydınız. Ameliyat olmayı reddediyorum. Hocam. Ablacığım tamam. İyiyim Nazlı. Ben red formumu güneşle gönderirim size. Ne demek ben ameliyat olmayacağım? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum Ferman. Bir şey yapamaz mıyız? Hasta olmama olmadan ameliyatı yapamayız. Bunu benden daha iyi biliyorsun. Ali yapar. Sonuçta vekaletname verdi ona. Dua et de geri almaz. Telefonu ver. Hocam, ben içeri. Nazlı. Bekle. Baba oğul vakit geçirsinler. Kendinde değil şu an. Belki de birlikte son anları. Ali, Ali şu telefonu ver bana. Ali şu telefonu ver bana. Alo. Ha, Selim Bey merhaba. Evet evet Adil ben. Hayır, hayır dedim, hayır. Benim Ali Vefa için çıkarttığım o tıbbi vekaletnameyi iptal etmenizi istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Evet, evet böyle bir şey olabileceğini tahmin etmemiştim. Aha. Tamam, adliyeye mi gideceksiniz, nereye gideceksiniz? Hemen acele edin gereğini yapın. Hemen yola çıkın. Hayır, hayır. Tamam, sağ olun. Hayır, hayır.
girme diye ne diyorsun? Ah gel, gel, gel. Gel oğlum. Ay güneş. Güneş sağ ol. Ay 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 başım. Böyle olur mu? Hani beni çok seviyordunuz? Kendinizi düşünmüyorsanız beni düşünün. Hani ben sizin çocuğunuzdum? İnsan çocuğunu bırakır mı? Bırakır Ali. Bırakmaz. Bırakıyor işte. Ali. Bak ne hatırladım. Sen yetimhanedeyken. Hayır! 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 Hatırlıyor musun? Yetimhanenin bahçesinde bir tane güvercin bulmuştun. O güvercine birlikte bakmıştık, iyileştirmiştik. Çünkü kanadı kırılmış, yaralanmıştı. Ali. Salacağımız gün. Ne olmuştu hatırlıyor musun? Hadi ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sağ ol. Ne güzel iyileşti işte. Ya başına bir şey gelirse soğumayalım. Biz de tamam çocuk, bak şimdi. İki tane tercihimiz var. Birincisi, onu salmayacağız, bir kafesin içinde besleyeceğiz. Güvende olacak ama bir daha hiçbir zaman uçamayacak. Bu yüzden de üzgün bir kuş olacak. Ya da onu azat edeceğiz. Belki başına kötü bir şeyler de gelecek. Ama bu onun seçimi olacak. Bu onun hayatı olacak. Sence hangisini? Peki o zaman. Hadi gel. Hadi Ali. Gel. Sevecek misin? Tamam. Hadi bakalım. Söylemiştin hatırlıyor musun? Ali. Ali dayanamıyorum. Hadi söyle Ali. Hadi. Hoşça kal benim canım. Hoşça kal. Hadi hocam. Hadi. Ferman hocam. Ferman hocam. Hadi sakin.
Hayır hocam. Hayır. Hayır. Geldim hocam. Geldim. Kafatası basıncı yükselmiş. Tiopental sodyum entübasyon kiti acil. Narkoz komasına sokacağız. Hocam geldi. Hadi sakin ol. Nazlı! Yok ya, benim bir yere gitmem lazım. Hani ihtiyacınız olursa gelirim. Tamam. Geliyor musun? Keyfim iner. Ne haber? İyi abi. Vay 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 vay. Herkes burada ya. Siz çıkmadınız mı? Parti falan mı var? Bu arada bu keki burada çok iyi yapıyorlar. Hani Adil Hoca hasta ya birader, o yüzden. Hadi canım. Siz o yüzden mi burada böyle bekliyorsunuz? Gerçekten mi? Ne? Ne demek ya, siz o yüzden mi buradasınız böyle, ne diyorsun? Ne bileyim, başhekim ya. Sonuçta yani bir tanesi gelir, bir tanesi gelir. Sen bana baksana bir. O adama dua edeceksin çünkü o adam olmasaydı sen bu hastanenin kapısının önünden geçemezdin, anladın mı? Oo, çok sert. Evet, yumuşak halim, merhaba. Merhaba, tek. Acı, tamam bırak, boş ver. Benden sana bir tavsiye. Eğer bu hastanede 3-5 haftadan fazla zaman geçirmek istiyorsan ayağını denk alacaksın. Ve eğer içimizden birine laf edersen hepimize laf etmiş sayılırsın, anladın mı? Ya sana yemin ediyorum bu hastaneyi sana dar ederiz. Açelya, tamam. Abla nasıl tamam dedi? Tamam, otur. Oldu. Çok memnun oldum. Senden uzak duruyorum. Lütfen. Bu bir. Başhekiminizi çok seviyormuşsunuz, onu anladım. Bu da iki. Umarım iyileşir. Ne diyeyim? Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada bu kekten denemelisin. Çok iyi. Ablacığım sen boş ver onu. Ablam çok özür dilerim. Tutamadım elimi. Kolay gelsin prenses. Doruk. Ali'ye de yapma, olur mu? Ne yapmayayım? Bana yaptığını yapma. Ya ben bu arada bilmiyordum. Yani siz başhekimle yakınmışsınız. Bilmiyordum. Önemli değil. Ben hallederim ama Ali kaldıramaz. Ali başhekimin nesi oluyor? Şöyle anlatayım sana. Ali'nin sevdiği ve vazgeçemeyeceği her ne varsa Adil sayesinde kazandı. Yani birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını ve birbirlerini ne kadar sevdiklerini sana tarif bile edemem. Birini ya da bir şeyi çok sevince hemen vazgeçeceğim. Yoksa böyle oluyor işte. Sen benim ne dediğimi anladın değil mi? Hı hı. Thank you.
Keşke siz de benim ne dediğimi anlasınız. Çalışıyorum. Dikkatimin dağılmaması lazım. Bulacağım bir şey. Bir yol bulacağım. Öyle bir yetkin yok. Bak. Adil Hoca bir karar verdi. O zaman yetkisiz yaparım. Yapamazsın. Ali yapamazsın. Davan hala devam ediyor. Ya sen hapse mi girmek istiyorsun? Gerekirse girerim. Ali. Ali. Lütfen açar mısın kapıyı? Bak çok merak ediyorum. Ferman Hoca'ya söylerim. Ali yetkisi olmadan ameliyata kalkışıyor derim. Tamam. Tanju Hoca'ya söylerim ben de. Bir de ben deneyeyim mi? Hiç sırası değil Doruk. Lütfen. Bir dur Pocahontas. Ne diyeceğimi bilmiyorsun ki. Bir müsaade et. Kara Şimşek. Ne haber? Doruk ben. Bak sen ne diyeceğim. Sen çok baktın mı beyin vakası? Rotasyona girmedik. Ama Adil Hocam çağırırdı ameliyatları. Ben çok baktım ya. Ordu'da. Tümör değil ama yaralanma. Benzer mantık. Sen bana bugün bir kıyak yaptın ya. Ben de sana yapayım ister misin? Sana yardım edebilirim. Bu ameliyattan falan her şeyden önce şunu bil. Bu tür vakalarda zorluğu hasta çekmez. Hasta çoğunlukla yoktur zaten. Kim çeker? Aileler. Sen yani. Şimdi önünde iki tane opsiyon var. Bir tanesi onu kurtarıp bakım evine vereceksin ve ömrünün sonuna kadar vicdan azabı çekeceksin. Diğeri inat edip ona kendin bakacaksın. Ve günün birinde pes edeceksin. Herkese der. Sonra onu bakım evine vereceksin. Başlarda sürekli gideceksin ziyaretine. Sürekli, sürekli. Her gün. Sonra zamanla seyrekleşecek ziyaretlerin. Sonra bir bakmışsın sadece bayramdan bayrama gidiyorsun. En sonunda da kaderine terk edeceksin. Hep böyledir bu senaryo, hiç şaşmaz. Ben Adil Hocam'ı bırakmam. Ben Adil Hocam'dan vazgeçmem. Anlıyorum seni, anlıyorum. Anlıyorum. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Sen hazır mısın onu böyle görmeye? Gerçekten hazır mısın? Yıllar süren fizik tedavilere, bir beyin cerrahına bağcıklarını bağlamayı tekrar öğretmeye. Hazır mısın? Beyin hiçbir şeye benzemiyor be Ali. Adil Hoca her gün aynaya bakacak. Her gün. Ve o bıraktığı adamın kırıntısını bile bulamayacak. Sürekli acı çekecek. Sürekli acı çekecek, sürekli acı çekecek.
Eziyet? İnanma. İnanma. Yani sana tavsiyem hastayı öldü kabul et. Ama ölmedi, tamam mı? Ölmedi, ölmedi. Ben çıdım. Ben Adil Hoca'mı bırakmam Nazlı. Vazgeçmem. Üzgünüm hocam. Sizi bırakmayacağız. Demiştim ama söz vermiştim ben. Bozuyorum sözümü. Buraya gelmen gerek. Hemen. Merhaba çocuk. O kadar zamansız geldin ki. Bu yüze alışsan iyi olur. Çünkü daha çok göreceksin. Hayatının sonuna kadar. Bir saniye.
Buyurun hocam. Evet. Gayet iyi görünüyor. Alınabilir gibi küvezden. Doktora ne diyor peki? Yarın çıkartıyoruz hocam. Güzel. Bana mutlaka haber verin. Peki hocam. Yapalım. Ali bir dinle. Otur. Ne yolu? Adil Hoca tedavi red formunu imzaladı. Ali'ye verdiği vekaletnameyi de geri aldı. Tamam. Ama onu ameliyat etmemizin bir yolu var. Birinci dereceden ailesinden birinin onayını almak. Ailesi yok ki Adil Hoca'nın. Var. Nerede var? Adil Hoca'nın bir kızı var. Bir kızım var demişti. Ama kaybettim demişti. Ben öldü sanıyordum, ölmemiş mi? Ölmedi. Ama kaybetti, doğru. Adil Hoca'nın eşi Amerikalıydı. Ona aşık olup yerleşmiş buraya. Ve ondan tek bir şey istemiş. Demiş ki ne olursa olsun beni yalnız bırakma. Ferda! Ferda! Kızım. Ferda. Yavrum, şimdi biz ayrılıyoruz ama yine kavuşacağız, biliyorsun değil mi? Çünkü ben seni çok seviyorum. Ve ilk fırsatta seni ziyarete geleceğim. Çabuk bileme, tamam mı? Çünkü ben sensiz yaşayamam. Son görüşmeleri oldu bu.
Nedendir bilmem, bir daha hiç konuşmadılar. Ferda benim çocukluk arkadaşım, bu yüzden ulaşabildim ona. Geliyor mu? İzni alacak mıyız? Yarın sabah burada olacak. Allah! Allah! Adil hocam kurtulacak! Adil hocam kurtulacak! Adil hocamın kızı var! Adil hocamın kızı varmış! Adil hocam kurtulacak! Çok güzel! Adil Ali! Hocamın kızı var! Adil Ali ameliyatı yapmış! Adil hocam kurtulacak! Adil hocam ameliyat olacak! Razı! Razı! Bir tanesin. Ama Ali'yi tutmam gerek. Ver hayat hastanesi. Ver hayat, duydunuz mu? Adil hocamın kızı varmış. Hey, duydunuz mu? Ver hayat. Nasıl duydun mu? Ne oldu? Adil hocanın kızı varmış, ölmemiş. Nasıl? Ne demek Adil hocanın kızı ölmemiş? Bas. Ali. İyice delirdin, beni dinleyeceksin. Dinlerim, dinlemem mi? Dinlerim. O zaman evine gidiyorsun, sakinleşiyorsun, hastaneye ayağa kaldırmayacaksın daha fazla. Ama Adil hocam. Daha kurtulmadı. Kızı gelecek, izin alacağız, ondan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Ama Adil hocam ameliyat. Nazlı, şunu alıp götürür müsün? Saatli bomba gibi. Saat 7'de burada olun sabah, hadi. Tamam, ameliyat için bir yöntem. Yöntem yok. Yöntem hala yok. Ameliyatın riskleri devam ediyor, garantisi yok. Ben de kurtulmasını istiyorum. Ama bu şekilde sevinirsen ileride daha beter üzüleceksin. Anladın mı beni? Şimdi Allah aşkına evine git. Hocam. Ali! Git. Nazlı. Adil hocanın kızı varmış. Hocamın nasıl kurtulacağını buldum. Adil hocam kurtulacak. Adil hocam kurtulacak Nazlı. Ali daha yeniden çıktı. Ali. Ne oluyor? Geldim. Proton beam tedavisi. Ali Bey, ne oluyor anlamıyorum. Çok özür dilerim Haluk Bey hocam. Nerede kaldığınızı Gül'ün sekreterden öğrendim. Lütfen ona kızmayın. Kendisi çok iyi bir sekreterdir. Hemen acil yanınıza koştum. Çünkü Adil hocamın nasıl kurtulacağını buldum. Proton beam tedavisi. Nasıl yani? Konvansiyonel radyasyon tedavilerinde X-ray ışınları kullanılır. Fakat Adil hocamın tümörü hayati bölgeye çok yakın olduğu için bu tedaviyi kullanamıyoruz. Çünkü X-ray ışınları tümörü yok ederken etrafındaki sağlıklı dokuya da zarar veriyorlar.
Evet. Ama protonlarda Brad Pink vardır. Bunlar küçük kurşunlar gibidirler. Durması gereken yerde dururlar. Bu yüzden de istediğimiz kadar radyasyonu güvenli bir şekilde verebiliriz. Protonlar tümörü yok ederler. Etrafındaki sağlıklı dokuya da zarar vermezler. Evet, bu tedaviyi biliyorum ben ama... Aa, hiç risk yok. Hiçbir risk yok. Hem de hiçbir risk olmadan tümörü tamamıyla yok edebiliriz. Risk yok. Risk yok. Risk. Bakın, bir asistan olarak bile bu tedaviyi biliyor olmanız gerçekten... Yok edemezsek de küçültürüz. Evet, küçültürüz. Ondan sonra da cerrahi bir işlemle hop alırız. Ali hocam kurtulur. Evet, Ali hocam kurtulur. Ali Bey. Ali hocam kurtulur. Bu tedavi yok Türkiye'de. Yok mu? Yok. Nasıl yok? Hiç mi yok? Bakın, bu tedavinin ne makinesi ne de uzman doktoru yok elimizde. Sadece Amerika'da ve Almanya'da yapılabiliyor. O da çok kısıtlı sayıda hastalar üzerinde. Tamam, oraya götürelim. Adil hocam da o hastalardan biri olsun. Neden olmasın? Hemen oraya götürelim. Hemen. Adil hocanızın bu kadar vakti var mı sizce? Gerçekten çok takdir ettim bu çabanızı. Harika bir öneri bu ama mümkün değil. Üzgünüm. İyi akşamlar. İyi misin? Doğru mu söyleyeyim, yalan mı? Söyle. Aynı, bir değişiklik yok. Vakit yok, daha fazla uyutamam. Ameliyat almamız gerek. Ferman hocam, biliyorum yasal değil ama madem kızı yola çıkmış, siz ameliyata başlayın, o geldiğinde... Söz konusu bile değil. Tamam, ben de ameliyattan yanayım ama biliyorsunuz devam eden bir davamız var. Ve artık bu hastaneden ben sorumluyum. Anlamadım. Nasıl siz sorumlusunuz? Başhekim hala Adil Hoca. Ferman, bunu sonra konuşuruz. Şimdi ameliyat hazırlıklarına başlayalım. Biraz zaman kazanmamız lazım, tamam? Hadi, hadi. Doktor Bey, doktor Bey. Ha? Hastayı kaybettik. Nasıl? Kim? Hocam, hemen gelmeniz gerekiyor, acil. Biri mi öldü dedin? Söylesene, kim ya? Adı ne? Yüzüne bak, yüzüne gördüm. Bu nasıl bakış ya? Hocam, çok özür dilerim ama nöbet yazmakla tehdit etti. Ben gideyim Eysu. Manyak mısın sen? Ha? Manyak mısın sen? Uyuyorsun oğlum ayakta. Adrenalin kendine getirsin seni diye yaptım. Arkadaş kıya yani, senin için. Bunların sıradaki hastaların. Ben baktım. Rica ederim. Yardım isteyen mi oldu sana? Geceleri böyle pıs at, pıs at, pıs at. Sabahları enerji kalmıyor tabii, pert. Git bir kahve falan iç, serum falan taktır. Zombi gibisin. Sana mı kaldı? Belli ki bana kaldı ya. Hadi ben kaçar. Bir güvenlik kestirdim gözüme. Ferman hocanın arabasını yıkatacağım. Cillop gibi olacak. Acayip gözüne gireceğim. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol da daha 1000 tane hasta var ya. Hocam koşun. Payotan kadın kusmaya başladı. Bak bu sefer de... Hocam acil. Gerçekten. Teyzeciğim, bir sıkıntın yok. Merak etme. Tamam mı? Oğlun zaten dışarıda. Ben her şeyine de baktım. Ha şey, Demir Bey, ben hastamıza baktım. Bir sıkıntısı yok. 3 kere kahvaltı etmiş, unutmuş sadece. Ve oğlu da dışarıda bekliyor. Sen kaçıyorsun. Sağ olun öyle. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun teyzeciğim. Hani sen? Kıyamadım sana, ne yapayım? Ayrıca sadece seninle ilgili de değil. Biliyorsun işte Adil Hoca. Ameliyata girdim, öldüm, kaldım, ölecek mi, ne olacak? Üf, yazdırdım işte kendime. Ya sen olmasan ne yaparım ben? Hı?
Ölürsün herhalde. Vallahi ölürüm. Teşekkürler. Adil Hoca. Aynı. Aynı. Nerede? Niye gelmedi hala ha? Niye gelmedi? Ya konuşmuş mu Beliz Hanım'la inince? Ha? Ya gelmezse? Ha? Ya binmezse uçağa? Küsmüşlermiş çünkü. Konuşmuyorlarmış ya binmezse. Yok tamam. Ya olur mu öyle şey canım? Babasız neticede ne olursa olsun. Uçağı rötar yapmış. Ben şimdi hava yoluyla konuştum. İnmemiş daha. Zaman yok. Zaman yok. Zaman yok. Zaman yok. Ya daha havaalanından buraya gelmesi var. Tam sabah trafiği. Ambulansa gideceğim. Süper, ben de geliyorum. Nazlı, Nazlı, Nazlı. Hastan uyandı. Ali. Tamam, sen hastana git. Ben seninle geliyorum. Ali, bağırma adama. Zaten gidebileceği kadar hızlı gidiyor. Hala niye açmıyor bu kız telefonunu? Havaalanından indi dediler, niye açmıyor? Geleceğimizi bilmiyor. Ya biz gittiğimizde gitmişse, ya taksiye binip gitmişse ha? Daha hızlı gitmiyor mu bu araba? Yetişmeye çalışıyoruz herhalde. Lütfen. Daha hızlı gidemem Melis Hanım. Elimden geleni yapıyorum. Elimizden geleni yapacağız. Gelirlerse yapacağız tabii. Her şey tamam da. Ya Ferman, bir haber yok mu? Yola çıkarken arayacaklardı, daha arayan yok. Vaktimiz yok, yukarıda bekleyeyim ben. Kontak kuralım. Hadi. Pardon. Açmıyor mu? Hala açmıyorlar mı? Hala kapalı Ali. Ah! İnsanlar çıkıyor. Ya biz gelmeden gittiyse? Tamam, taksi sırasındadır. O zaman dağılalım. Tamam. Dur. Nasıl? Ben nereden tanıyacağım? Hiç görmedim ki. Nereden bileceğim? Bilmiyorum Ali. Ben de çok uzun zamandır görmedim ve sosyal medyada kullanmıyor. Ben de bilmiyorum o yüzden. Ama siz biliyorsunuz. En son nasıldı? En son nasıl görünüyordu? Kumral... Orta boylu. Herkes orta boylu. Evet. Adil hocama benziyor öyle. Yani böyle tipi değil ama enerjisi çok benzer. Böyle o da Adil hocam gibi güven verir, ışık saçar. Yani görünce anlarsın zaten. Ali sen... Yap o şeyinden. Hani böyle... Yap. O şeyinden yap. Anlarsın, yap. Ne şeylerinden? Ha, siz Adil hocamın kızı olmalısınız. Orta boy. Değil. Ha, siz Ferda'sınız. Adil hocamın kızı. Kimsiniz? Ha, siz Adil hocamın kızı olmalısınız. Ferda mısınız siz? Ferda'sınız. Adil hocamın kızı. Ferda Erinç. Ali Vefa. Ha evet. Selam. Selam. Siz yüz binlerce kez selam ama şimdi gitmemiz lazım. Çok acil. Hastaneye gitmemiz lazım hemen. Tamam, zaten geldim. Tamam hemen. Hadi hızlı lütfen. Gidelim. Tamam. Daha hızlı. Lütfen. Daha hızlı derken koşayım mı? Lütfen. İyi, hadi koşalım.
pardon. Beliz Hanım, Beliz Hanım. Alp hocamın kızı. Beliz? Ferda. Ferda. Beliz. Ferda, inanamıyorum. Kaç yıl oldu? Milyon, milyon yıl oldu. Tamam, tamam. Adil hocamın kızı. Tamam, birbiri. Siz sonra sabaha kadar sarılırsınız. Ama şimdi acil. Ambulans bekliyor. Hadi acil. Ambulans mı? Evet. Durum o kadar mı acil? Yani kritik. Öyle mi? Çabuk, 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 çabuk. Çabuk. Alo Nazlı. Ameliyathaneyi hazırla. Hemen geliyoruz. Her şey hazır. Her şey hazır. Tamam. Tamam, acele edin. Bekliyoruz. Yaşayacak. Ne oldu? Yaşayacak. Kurtaracağız Adil hocayı. İçeride kurtarılmışı var. Girsek mi? Günaydın. 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 Ne oldu bana? Fatih Bey, bir trafik kazası geçirdiniz. İki omurunuz kırıktı ama ameliyatla düzelttik. Tedavi süreciniz birazcık zorlayıcı geçebilir ama tam bir iyileşme bekliyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi miyim yani? Siz iyisiniz. Çok iyisiniz. Muhteşemsiniz. Çok iyisiniz de aşk hayatınız mefta. Yani bazı gerçekler ortaya çıktı da. Buradalar mı? İkisinde mi? Yani. Biri gitti, biri kaldı diyelim. Kim? Hangisi kaldı? Yo yo, söylemeyin. Söyleyin. Yo, söyleyin. Kim? Hangisi kaldı? Söylüyorum. Serpil. Sana giyecek bir şeyler getirdim. Karıcığım. Çok özür dilerim. Ben çok korktum. Bir daha çocuğumuz olmayacak sandım. Ben salak adamın tekiyim. Allah belamı versin. Gözüme bak. Bu sabah muayeneye gittim. İkimiz de çok iyiymişiz. Misin beni? Buna henüz karar vermedim. Haklısın. Ne desen? Ne yapsan haklısın. Hak ettim ben. Fatih, böyle bir şey kimse hak etmez. Bunu söylemeye hakkın var mı bilmiyorum ama. Serpil, seni seviyorum. Seni hep sevdim. Lütfen affet beni. Thank you.
Nazlı Hanım çıkalım mı? Evet nedir? Tansiyon 70'e 50. Kalp ritmi 45. Her an çökebilir Ferman. Geliyorlar. İmzayı alıp geliyorum, tamam. Ben hazırlanıyorum hemen. Bizim formumuz. İmzalar mısınız? Vav, bu ne hız? Lütfen, acelemiz var lütfen. E tamam. Bir yere kaçmıyorum ya, imzalarım. Melis koş. Hoca. Sonunda. Çabuk Haluk Hoca'ya tamam, haber ver. Hocam. İmzayı alabilir mi? Size de selam. Babam içeride mi? Nerede olacak? Önce babasını görmek istiyormuş kendisi. Olmaz. Fazla vaktimiz yok ve steril değilsin. Herkes bir sakin olabilir mi lütfen? Kapıdan bakacağım sadece. Girebilir miyim? Gireceğim. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Lütfen acele et. Adil Hoca'nın fazla vakti yok. Yetiştim Adil Hocam, yetiştim. Hocam, çöküyor. Ferman hadi, hadi. İmzalar mısın artık şunu? İmzalar mısın? Hayır. Ne demek hayır? Bu ameliyata onay vermiyorum demek. Ne? Ben buraya babamı kurtarmaya değil, onunla vedalaşmaya geldim.